Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz klima motoru modifiye edilmiştir. İçerisine neodim mıknatıs konularak bağlantılar değiştirilmiştir. Fakat burada gördüğünüz gibi 2, 4, 6 tane kablo bağladım. Yani dolayısıyla 3 tane çıkış demektir. Şu yeşiller bir çıkış, sarılar bir çıkış, kırmızılar da bir çıkıştır. Yani şu gördüğünüz deneme panomuzda şu bir kanal bir çıkış, şu bir kanal bir çıkış, şu da bir çıkıştır. Ve her kanala şu şekilde söyleyeyim, gördüğünüz gibi 30, 20, 50, 60, 61. Biz bunu 50, pardon 60 watt diyelim. Bu 100 watt'tır. Tabi buradan telefonun çözünürlüğünden ve ampulün yansından göremiyorsunuz. Bu 100 watt'lık ampuldür. Halojen ampul. Bunlar da tasarruf ampul. 30, 60, 70, pardon 25, 30, 55, 65. Buna da 60 watt diyelim. Şimdi 60 watt, 100 watt ve 60 watt. Yani 220 watt yapıyor toplam. Kaç devirde 220 wattlık ampulleri yakacak? Onu takometremizle, lazer takometremizle şurada gördüğünüz banta tutacağım. Ve şurada gördüğünüz devir ayarlı 4 kahvelik de dimmerimiz vardır. İsteyen arkadaşlara dimmeri ve bu lazer takometreyi gönderebilirim. Ayrı bir ücretle tabii ki. Şimdi döndürelim. Kaç devirde? Bakın. Şu anda torna makinesini bile kumanda etmektedir. Ampullerimiz yandı. Evet, şimdi voltajları ölçelim. Gördüğünüz gibi 203, 200 ve 239 watt. Aslında bu kanal biraz daha güçlü bir kanal. Şimdi devri ölçelim. Evet. 1600 devirde gördüğünüz gibi. Normalde ortalama 1500-1600 devirde çok güzel 220 voltluk ampullerimizi yakmaktadır. Toplam 220 watt'tır. Şey olarak bunu normalde 200 watt diyebiliriz. Rüzgar türbünü, su türbünü gibi projelerinizi kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi çok çeşitli çıkışlarımız olduğu için çeşitli voltajları da buradan deneyerek istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir sistemdir. Projelerinizde başarılar dileriz.